Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda yeniden sizlerle birlikteyiz ve bugün haftanın son günü 29 Kasım 2013 Cuma. Ve piyasalar tedirgin, piyasalar bir miktar stresli. Şimdi bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı ile konuşacağız. O da şimdi yerini alıyor. Ama o yerini almadan önce genel olarak bir sizlere özet vermek istiyorum. Dün borsada %0.5'a yakın, %0.42'lik bir geri çekilme oldu. Bu arada dolar 2.0142 seviyesinde ve altın 1241 dolarda, en azından 1200 doların üzerinde, 1220 doların üzerinde tutulmaya devam ediyor. Sıkıntı yaratan önemli bir konu faizler ve faizlerde 109 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Gelecek hafta hazinenin oldukça yüklü ihaleleri var. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri ve piyasa özellikle bu hazine ihalelerini de bekliyor. Bir kararsızlık. Dün genel olarak dış piyasalarda olumlu bir hava vardı ama buna rağmen bizim borsamız çok fazla yukarı hareket edemedi. 75.000'in hemen altında kapanmıştı önceki gün ve dün sabah açıldığında bir miktar yukarı hareket yapmaya çalıştıysa da 74.500'e kadar geriledi. Dış piyasalara baktığımızda Amerikan borsası bugün yarım gün kapalı ama öğleden sonra açılmış olacak. Yani biz kapandıktan sonra açılmış olacak. Orada Amerikan vadelileri yukarıda hareket ediyor. %0.26 yukarıda Dow vadelileri. Ve S&P vadelilerine baktığımızda da o da %0.19 yukarıda. Asya cephesinde biraz karışık görünüm var. Çin ve Japonya'da çok hafif gerileme var. Çin zaten dünkü kapanış seviyesinde. Dikkat çeken diğer bir konu Hindistan. Hindistan'da borsa %1.20 yukarıda. Bu kırılgan beşli içerisinde Hindistan'da bizimle. Ama orada bugün milli gelir büyüme, gayri safi yurt içi hasıla büyüme verileri açıklanacak. Dolayısıyla o cephede olumlu beklentiler olduğunu düşünüyoruz. Hemen verilerden bizim vadeli işlemler borsasına bakıyorum. Vadeli işlemler borsasında şu aşamada işlemler henüz başlamış değil. Biraz sonra başladığında vereceğiz. Ama 91.500'ün altında bir kapanış oldu. Ve 91.350 seviyesinden kapandı vadeli işlemler borsası. Şu aşamada, evet, şu an açılış olmuş ve saat 09.10 itibariyle dünkü seviyesinden açıldı. Piyasa da büyük bir ihtimalle BIST 100 endeksi de 74.500 civarından bir açılış yapacak. 95.000 civarından gerileyen BIST 30 vadeli işlem sözleşmeleri şu an 91.000'in hemen üzerinde ve 90.000 seviyesinde de oldukça güçlü bir destek gözüküyor teknik olarak. Evet, bunları verdikten sonra hemen Figen Özavcı'ya hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Evet Figen, bu programlarda biraz da diyoruz ki finansal okuryazarlığı arttıralım. O yüzden çok daha fazla gelen bütün sorulara cevap vermeye adadık. Ama senden ben sorulara bakarken dün cevap veremediğimiz sorular da vardı. Özellikle sizin araştırmanın yapmış olduğu çalışmaları da baz alarak şey yapabilirsin. Biliyorsun Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni yönetmelikleri gereği araştırma bazlı olmadığı zaman, yani araştırma tarafından çıkartılmış bir rapora dayanmadığı sürece öneri vermek bile artık yasak. Onu da vurgulayalım. O yüzden izleyicilerimiz bizi affetsinler. Yani çok açık bir şekilde her konudaki soruyu cevaplayamayız. Özellikle hisse bazında. Şimdi şu son borsayı, dünü ve önceki günü şöyle bir genel yorumlar mısın? Ne oluyor? Niye bu kadar zayıfız? Hı hı. Ve senin açıklamaların neler? Duyduğumuz kadarıyla işte piyasada böyle genel olarak
hareketler, sert hareketler olabiliyor. Vadeli işlemler borsasında sert hareketler olabiliyor. Ve bir anda bankalardan kaynaklanan bir düşüş var diyoruz ama bakıyorum bankalar da çok düşmemiş dün. Yani bankalar hani bu BDDK kararlarıyla. Genel bir piyasayı yorumlar mısın? 72 bin endeksin hocam aslında geçtiğimiz haftaydı galiba. Ondan önceki hafta ben size 15 gün önce konuk olmuştum. Evet. Orada Borsa İstanbul dip yapmaya çalışıyordu. Hatta konuşmuştu çok yüksek hacimli artık Borsa İstanbul dip yaptı 72 bin seviyelerini diye. Evet. Oradan başlayan bir aslında kısa vadeli bir rally oldu. Evet. Borsa İstanbul'da 77 bine bir hareket yaptı. Evet. Fakat bu hafta başında İran'la ilgili yaptırımların yumuşayacağına dair bir takım haberlerin gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul pazartesi açılışı gapli yaptı. Yani 75.800'de bir boşluk bıraktı ve 77 bine yakın bir seviyeden açılış gerçekleşti. Genelde Borsa İstanbul son dönemde gapli açılışları mutlaka sindirmek istiyor aşağı yönde. Nitekim haftanın hani geri kalanına baktığımızda hani bir sonraki gün ya da bir çarşamba günü diye yanılmıyorsam o gap'i kapatmaya yönelik bir hareket yaptı. Hani bir nevi yükselişini sindirme hareketiydi. Çünkü 72 binden soluksuz 77 bine gitti. 77 binden 75.800'de normal bir kar realizasyonuydu aslında. Garip olan bence dünkü hareketti. Baktığımda benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi yabancının son dönemdeki hareketi bankacılık sektöründe yavaş yavaş pozisyon almaya başladı yabancılar. Mesela hafta başında da pozisyonları vardı. Dün de vardı. Ondan önceki gün de vardı. Fakat alışları şey değil. Sert ya da agresif değil. Kademeli aşağı geldikçe pozisyon açtıklarını ben görüyorum. Şöyle bir şey yapıyorlar hocam. Şimdi emlak gayrimenkul yatırım ortaklığına halka arz için işte yurt dışından atıyorum fonlar geldi. Bu fonlar şimdi dün de emlak gayrimenkul yatırım ortaklığına nakde dönüyorlar yavaş yavaş. Fakat nakde dönen paraları bankacılık sektörü hisselerine yönlendirdiklerini ben gördüm. Hani dün şeye baktığımda işte aracı kurum dağılımlarına evet yaklaşık herhalde bir 10 gündür belli aralıklarla bu işlemi yapıyorlar. Yani emlak gayrimenkulde bir realizasyona geçiyorlar. Oradan realize olan nakitle ucuz olan bankayı hisselerine peki o zaman şey şunu şey yapabilir miyiz Figen? O zaman kafamda bir senaryo yani o zaman sonuçta bu piyasanın %62'si yabancıda ve onlar hakikaten almayınca piyasa yukarıda pek fazla gidemiyor. Onlar biliyorsun çok agresif işlemler genellikle yapmazlar. Yani almayı düşünüyorlarsa bugün alıp hemen bugün satmıyorlar ve onların ortalama ellerinde tutma süresi de 13 ay civarında. Evet. Genellikle bizim kendi yatırımcılarımız ciddi anlamda bu konuda sıkıntı çekiyorlar. Yani çok kısa vadeli tutuyorlar. Şöyle diyebilir miyiz? O zaman bu yabancılar, çünkü yabancı takasına baktığımda da verelim bir yabancı takasına arkadaşlar grafiği. Şimdi yabancı takası %66'lardan yani 93 bin endekste %66-38 seviyesinden burada %62'ye kadar 62-20'lere kadar düşmüş. En son bizim bu şeyle birlikte 71 binden dönüşle birlikte orada da yabancı alımlarını görmüşüz. 72'ye gelmiş. Ve bu iki gün önceki rakam bu 29 Kasım olsa da 27 Kasım rakamı yani çarşamba günkü rakam. Çarşamba günü bir miktar satmışlar gözüküyor. Şimdi buralarda aslında yabancı dediğin gibi hani bu 62'nin bu seviyenin altına da pek fazla ben inmesini beklemiyorum yani yabancının. Yani burası zaten eğer bu seviyenin altına düşerlerse yani 61-80 çözülme başlayabilir. Yani o zaman zaten ülkede kriz var demektir. Hı hı. Yani çünkü 2008 krizinde bile bakar mısın yani 2008 krizinde bile 72'den geliyor. Krizin en derin döneminde bile %62 oran ve ondan sonra da çok rahat yükseliyor. Ben şunu söyleyeceğim yani bu artık diplere gelmiş durumda ve yabancı büyük bir ihtimalle buradan hikaye bekliyor. Hikaye şu olabilir mi? Alabiliriz arkadaşlar grafiği. Biliyorsun 6 Aralık'ta tarım dışı istihdam verisi gelecek. Kimse o riski almak istemez. Çünkü iki defadır tarım dışı istihdam çok yüksek geliyor ve terse getiriyor insanlar. Bu sefer de gene yüksek gelirse kimse elinde kağıtta yakalanmak istemez. İkincisi 17-18 Aralık'ta 17 Aralık biliyorsun düğün gecesi Hazreti Mevlana'nın Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gece. Düğün gecesi 18 Aralık Fed'in toplantı gecesi. Bu arada şey de söyleyeyim. Sonradan tabii fark etmiştim ben. Benim evlenme yıl dönümüm de 17 Aralık ve düğün gecesi.
Şöyle diyeceğim, 17-18 Aralık'tan sonra aslında dananın kuyruğu kopacak piyasalar açısından. Şu açıdan, çünkü ya Ocak'ta başlayacağız diyecekler tahvil azaltımı ya da Mart'ta kalacak bu iş, öyle değil mi? Ya da Mart, yani Şubat'taki toplantıya kalacak ve dolayısıyla en erken Mart'ta başlayacak. Ya da ya başlıyoruz diyecekler ki onun etkisi çok olumsuz olmayacak piyasalarda. Tamam, başladı. O sırada ben faizlerde düşüş bekliyorum Amerika'da. Eğer başlarsa bile, yani 2.75 10 yıllıklarda 2.76'dan hatta geri çekilme bekliyorum başladıktan sonra. Çünkü o beklenti zaten fazlasıyla fiyatlandı ve hiçbir zaman o daha önceki hani hançer yedi sırtından piyasa, o Bernanke'nin konuşmasıyla birlikte. Hangi ne olursa olsun piyasa yukarı gitmek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Yani bu Ocak etkisi, işte Noel rallisi vesaire, tamam her zaman olan bir şey olmasa da zaten fonlar da satışlarını bitirmiş oluyorlar. Şu an hani biliyorsun fonlar da ayarlama yapıyorlar. Dolayısıyla bu süreci sanki bu 72 binle 75 bin, 77 bin arasındaki dalgalanmalarla geçirip 17-18 Aralık'tan sonra da biliyorsun yabancılar şey tatile çıkıyorlar. 24 Aralık Noel tatili vesaire. Orada da çok fazla işlem olmuyor. Ondan sonra Ocak ayına gelindiğinde bizim de beklentiler başlayacak. Temettü yüksek hisseler vesaire, bunlar olacak. Yani o döneme bir hazırlık olarak bakabilir miyiz? Yani ben gerçekten bu soruyu soruyorum sana. Yani kafamdaki senaryoya sen neresinde sıkıntı var diyebilirsin. Aslında hocam ben bugünden başlamasını bekliyorum rahatlamanın. Şeye katılıyorum. En yüklü pozisyonu, daha doğrusu 6 Aralık tarım dışı istihdam verisine birçok insan full pozisyonda girmek istemeyecektir. Bu kısmına sonuna kadar katılıyorum. Ama insanların bu tarım dışına ilk defa pozisyonsuz girmek istemediklerini de ben görüyorum. Yani insanlar bir pozisyonda girmek istiyorlar. Sadece bu pozisyonun mesela %100 pozisyonla girmek istemiyorlar. Çünkü herkes şunu düşünüyor aslında. Tarım dışı istihdam verisi yüksek gelse de, mesela geçtiğimizde 200 bin tarım dışı istihdam verisi geldi. Ama katılım %62 idi. Sonra içeriklerine baktığımızda aslında 200 bin olan verinin çok kaliteli bir istihdamdan kaynaklanmadığı görüldü. Sonrasında hani o ilk dalga yarattı tüm piyasalarda. Ama sonrasında bir sakinleşme gördük biz. Dolayısıyla bence verinin oranından ziyade içeriği daha önemli bu sefer. Bir de insanlar şeye çok odaklanmış durumdalar. Şeyi inceledim ben hocam. Son yaklaşık işte herhalde bir 10 yıldır ya da 8 yıldır S&P ile Dow yıl sonunu mutlaka yükselerek kapatmış. Yani ondan mesela 10 gün önceki rakamın mutlaka üzerinde. Dolayısıyla bu yılda ben bu şeyin değişeceğini çok zannetmiyorum. Genelde hep alarak kapatıyorlar yılı. Bizim tarafta da genelde işte Aralık ayında yükselişleri görüyoruz. Sadece bir yıl Ocak ayına sarkmış. Yani Aralık'ta Borsa İstanbul hafif yatay gitmiş. Ondan sonra biz o sert ralliyi Ocak ayında görmüşüz. Şimdi bizim içerideki yatırımcı tarafında tabii Borsa İstanbul son hareket 3 tane ralli yaptı aslında. Fakat insanlar ralliye doymadılar. Herkes de bir tekrar böyle bir ralli olur mu şeyi var. Ya şimdi yıl sonunda geliyor. Evet. Yıl sonu hareketi olası, her yıl yapmış hani bu yıl. Belki tarım dışı istihdam verisi biraz keyifleri kaçırabilir. Ama sonrasında ben yine de onun içeriğine... Bu sefer de yani tersi getirecek gibi mi geliyor? Hocam yani ne kadar sefer... getirirseniz bugün yok, yok, hayır. Tersi getirecek dediğim, yani iki defadır tarım dışı istihdam yüzünden yatırımcı zarar etti. O gün açıklandığı zaman, tamam mı? Ani sert düşüşler oldu. Bu sefer sanki beklenenin oldukça altında gelecek gibi geliyor bana. Olabilir. Yani ondan emin değilim. Bakacağım ben o mevsimselliklerini. Allah'tan Fred diye bir şey var, biliyor musun? Kullandın mı hiç? Bu Federal Reserve Bank of St. Louis'nin hazırladığı bir inanılmaz bir program. Excel'in içerisine monte ediyorsun. Excel edinik takıyorsun. Ve orada bütün Amerika'nın verilerini aynı anda tek sayfadan monitöre edebiliyorum. Tamam mı? Onları hazırladım da. Onlara baktığımda hani tarım dışı istihdamdan da mevsimsellik var. Kriz sonrasında bir mevsimsellik var. Aralık genellikle düşük geliyor tarım dışı istihdamda. O nedenle bu sefer biraz olumlu yönde terse getirebilir demek istiyorum. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Senin bakış açına göre önümüzdeki iki aylık bir vade için, Ocak sonuna kadar bir vade için
O zaman sen endeksin buralarını oldukça iyi alım yerleri olarak görüyorsun. Mesela hocam 77 binde biz bir realizasyon yaptık. Ben yaptığım şeyi söyleyeyim. Tamam. 77 binde mesela 72 bin endekse biz alış yaptık. 77 bin endekse satmadık. Biraz geriledi. 76 bin hani 76.500'de o gap'i kapatacak diye 75.800'e kadar hani orada şeyi pozisyonu biz boşalttık. Evet. Şimdi 74 binlere geldiğinde biz tekrar alım için bakmaya başladık. Hı hı. Mesela dün de bunlardan biriydi. Dün 10 yıllık tahvil faizinin açılışı 9.52 idi. 9.52'den 9.35'e gerileyip işte dolardaki tansiyonu düşünce otomatik olarak biz tekrar alım işlem yönünde... daha mı fazla hacim 10 yıllıklarda 2 yıllığa göre göstergeye göre? Aslında hocam bonoların genelinde ciddi bir hacim problemi var. Evet. Yani ikisinde de çok yüksek. Yani istenilen kadar ikisinde de hacim evet. yok. Ama şey diyeyim biz 10 yıllıklara bakmamızın sebebi biraz orada yabancı ilgisinin daha yoğun olduğu bir bono. Bir de enflasyon beklentilerini daha fazla yansıtan bir tabii bono. Tabii kesinlikle. Evet. O yüzden birazcık daha 10 yıllığa daha şey bakıyoruz. Borsa İstanbul'un hareketi açısından 10 evet. yıllığa bakıyoruz. Çünkü 10 yıllıklar hareketlendi mi mutlaka Borsa İstanbul tarafında da bir hareketlenmeye sebep oluyor. Şimdi bugün belki faiz tarafında işte bugün Merkez Bankası'nın repo dönüşleri var ve ihalesi yokmuş. Bugün belki bir bono tarafında tekrar rahatlama olabilir. Hani 9.35'lerin altına sarkabilir. Önümüzdeki hafta asıl ihalelerden sonra bononun hangi yönde hareket edeceği çok önemli. Yani eğer hazinenin ihalelerinden sonra bono gevşerse... Hocam bono direkt yani 10 yıllık gevşerse bizim tarafı direkt yani direkt ordunu düşüyor Borsa İstanbul tarafına. Yani faizlerle zaten Hı-hı. çok sıkı bir ilişkisi var. Dediğin gibi eğer hele bir de 10 yıllıklar şöyle 9'a falan gerilecek olursa 9'un altına o zaman borsa en az 77-78 bin demek. Dün mesela şey geldi bize hocam mesela şeyle konuşuyordum bir yayın kuruluşu diyeyim bunlar yabancılara yayın yapan kuruluş. Anket yapmışlar ekonomistler arasında herkesin yıl sonu 10 yıllık faiz beklentisi işte 8.80, 8.50. Diyorlar ki yani bu ankette yıl sonu beklentisi bu kadar düşük iken neden bu 10 yıllık faiz hala 9.40'ta? Hı hı. Böyle bir absürtlük de var. Dolayısıyla hani herkesin tahmini eğer düşeceği yönündeyse demek ki burada bizim ilk etapta önümüzdeki hafta hazine ihalelerini ve sonrasında enflasyon rakamını herhalde gördükten sonra ben bondaki tansiyonun düşeceğini düşünüyorum. Herhalde genel beklenti de bu. Ama Aralık'ta da enflasyon çok fazla düşük gelmeyecek evet. yani. Yani pardon yani bizim normalde Kasım enflasyonu Hı-hı. Aralık'ın 3'ünde açıklanacak eğer tatile denk gelmiyorsa. Hocam enflasyonu da bu yılını kaç kapatırız diye düşünüyorsunuz? Yıl sonu itibariyle ben 7.60 civarında kapatacağımızı düşünüyorum. Yani 7.60-7.70 civarında kapatacağımızı düşünüyorum. Yine de gevşemesi gerekmez mi? Yani şu an 9.40 mesela. Gerekir. Onu yani kesinlikle en azından mesela yani. Böyle bir ben işte... Bir de Merkez Bankası bu kadar kendini adamış Hı-hı. yani dövizi evet. aşağı itmeye bunu açıkça söylüyor. Ben yabancı olsam gelip 2.02'den 2.03'ten doları satıp çok rahatlıkla oradan dolardan da kazanç sağlayabilirim. Aslında dediğin gibi böyle. Fakat acaba piyasanın bu yabancıların kafasının arkasında bu seçimler de mi var? Çünkü bak anketler yayınlanmaya başlıyor. Ve henüz daha İstanbul Belediye Başkan adayı belli değil CHP'nin ama burada seçim sonrasında yani seçimlerde AK Parti'nin ciddi bir oy kaybetmesi durumu hasıl olursa o çok ciddi bir şey yapar yani. Piyasalar açısından, yabancı açısından ciddi bir soru işareti olur. Acaba o da mı var kafalarının arkasında onu da bilemiyorum. Yani o yüzden o siyasi riski de fiyatlıyor olabilirler. Hani sadece enflasyon değil yani. Şu an hocam siyasi risk fiyatlamada yok. Sadece yabancıların gündemi tamamen FED ve yıl sonu. Yani çünkü yıl sonu herkesin performans değerlendirmesinin olduğu bir dönem. Primlerin aslında dağıtıldığı bir dönem. Yurt dışında da fonların, portföy yöneticilerin vesaire. Herkes şu an sadece şeyin derdinde. Yani bizim bu bir aylık süreçte iddia ediyorum çok olumsuz bir şey olmazsa borsalar yükselmek isteyecek. Zor. Tam bu yerde, tam bu noktada Ali Bayramoğlu diyor ki hocam kısaca şarjörleri doldurun mu demek istiyorsunuz diyor. Gülen yüz yapmış. 3 tane parantezli. 3 ay vadede biz daha önce gördüğü seviyeyi tekrar görebilir mi diyor. Yani sen bunu mu demek istiyorsun Figen? Ben bu ay olumlu bekliyorum. Yani farklı nedenlerle. Yani çünkü şu an insanlar şey fiyatlamasına gitmiyorlar hocam. Yani genel bir fiyatlama yok. O yılbaşından sonra bizim
tekrar şeyleri, defterleri önlerine alacaklar ve tekrar incelemeye başlayıp tekrar yeni giriş yapacaklarını düşündükleri zaman olacak bir şey. Şu an var olan pozisyonları tek dert yüksek kapatıp yılı kapatmak. Yani şeyi performansları çıkarıp hani işte 20 Aralık'ta tatile girerken işte Borsa İstanbul'daki benim performansım %10. Evet. Neyse o. Ama sonra Ocak 1'de tablo değişecek. Biz Ocak 1'de o zaman siyasete de konuşacağız. Türkiye'de başka farklı riskler var mı konuşacağız. Ama bu ayın konusu, yani sadece bu aya özel bir durum var. Evet. O zaman şöyle diyelim. En azından programın ilk bölümünü bitirirken şöyle diyelim. Hakikaten belirsizlik yaratan çok fazla faktör var. Enflasyonu görmemiz lazım diyoruz. Tarım dışı istihdamı görmemiz lazım diyoruz. 17-18 Aralık'ta Fed'in toplantı tutanakları, daha doğrusu sonucunu görmemiz lazım. Başlayıp başlamadığını vesaire. Ondan sonra siyasi risklere bakacaktır piyasa diyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra da sorularla devam edeceğiz. Ve bayağı da bir soru birikmiş durumda. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, biz burada sohbete devam ediyoruz Figen Özavcı'yla. Evet, şimdi sorulara geçiyorum Figen. Şey yapalım. Sıkılaştırma niye yapamaz hocam? Merkez Bankası. Çok iyi. Şimdi bir soru var, onu okuyayım önce. Soru şöyle. TCMM neden EPS yapmıyormuş gibi görünüp EPS ciddi olarak yapmıyoruz? Yıl sonu hedefi 1.92 tutar mı? İşte bu parasal sıkılaştırmayı neden yap? Çünkü bir tarafta büyüme var, bir tarafta enflasyon var, bir tarafta kur var. Ciddi bir sıkılaştırma yapsa bu sefer iç piyasadan çok sert sesler yükselecek. Başta Zafer Çağlayan olmak üzere. O yüzden de tam da yapamıyor. İşte faizlerin için arttırmıyorsunuz dediğimizde. Çünkü bak Brezilya'da 9.50'ye geldi. Faiz 6.5 enflasyon 9.50 faiz. Değil mi? Evet evet 12. Yani artık reel 3 dün, puan koymuş adam. Evet. Niye gelsin ki Türkiye'ye? Brezilya gibi bir yerde 3 puan reel faiz kazanmak var. Bir de onların 10 yıllıklarında 2 puan da 10 yıllığında daha yüksek. Evet. Dolayısıyla niye oraya gitmesin ki? Şimdi burada ben sordum Sayın Başçı'ya o gazetecilerle yaptığı toplantıda. O da haklı. Diyor ki eğer diyor biz faizleri çok yükseltirsek diyor. Bu durumda diyor içerideki fonlama maliyeti ve çok artacağı için diyor. Bizim firmalar bu sefer gidip dışarıdan borçlanıyorlar diyor. Şu an borçlama imkanları yüksek. Bu dış borcun diyor özellikle de kısa vadeli borcun daha hızlı artmasına sebep oluyor diyor. Bu yüzden diyor faizi de o kadar şey yapamıyoruz diyor. Ben hak verdim ama nispeten gene hala bir puanlık bence marj var orada. Yani faizde bir puanlık marj var. Bunu göreceğiz ama hemen sorulara devam edelim. Şimdi bu soruyu ben cevaplayacağım. Çünkü Mert Bal dün göndermiştiniz mailinizi. Ben bütün maili ayrıntılı bir şekilde okudum. Bir hisse senediyle ilgili olarak tam bir gerçek yatırımcı ne yapması gerekiyorsa her şeyi yapmış. Yani bütün şu kadar şu olacak, buradan şu kadar şu gelecek ve bunun karı 2 yıl sonra şuraya ulaşacak. Dolayısıyla ben bu hisseyi 55 kuruştan 57 kuruştan topladım diyor ve şu anda da yaklaşık %100 karda ve bütün bunları anlatmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Benim tek söyleyeceğim şey bütün yaptığınız hesapların hepsine katılabilirim. Ben ayrıntılı yapmadım ama orada tek söyleyeceğim şey o hissenin sahibi kendi hissesinde oynuyor. Dolayısıyla o tip hisselerde her zaman korkun. Yani sahibi eğer kendi hisselerini alıp satıyorsa, bilmiyorum sen katılıyor musun buna? Yani gerçekten öyle bir durumda çok ciddi manipülatif hareketlere sebep oluyor. Yani oynamamalı. Şirketin sahibi kendi hissesiyle çok fazla oynamamalı. Bir de şey problemi de var hocam. Bizde halka açıklık oranı çok düşük. Hisseler derin değil. Ve patronlar çok hakimler şirketlerine. Tabii canım yani. Mesela yurt dışında hep biz CEO'ları tanıyoruz. Evet. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bir kere halka açıklık oranının kesinlikle büyük şirketlerde özellikle bizim iyi şirketlerimizde halka açıklık oranının kesinlikle bence artması lazım. Artması çünkü, lazım. Çünkü talep görüyor mesela hani biraz önce yabancı takasına baktık hocam %62'de kalmış. Hı. O krize falan alakası yok. Şu anda Borsa İstanbul'da alınabilecek dikit hisse sayısı çok az. Çok az. Yani çok az. Az olduğu için mesela bir fon geldi
geldiğinde hakikaten mesela emlak gayrimenkul gibi olmalı. Tabii, hani insanlar biz diyoruz ki likit olsun. Ya Figen diyor mesela likit değil mi işte 100 bin not alıcı var. Öyle değil. Mesela emlak gayrimenkul nasıl? Adam mesela milyonlarca aldı. Şu an satmak istediğinde de aynı bir anda... Tahtada bir kademede 4 milyon not alıcı oluyor. Evet. 4 milyon not alıcı, 3 milyon not satıcı oluyor. Bazen 6 milyon nota çıktığını da gördüm. Evet. Yani o yüzden dediğin hani doğru. Bu tarz likit diye tabir ettiğimiz bizim tahtalara ihtiyaç var. Ya da var olan şirketlerin halka açıklık oranlarını arttırmayı teşvik etmemiz lazım. Yani evet. Hani bu oranları lütfen arttırın. Evet, şu an yönetmenim uyarıyor. Hem soruları hem de dolara, altına bakacağız, euro dolara bakacağız, petrole bakacağız vesaire. Murat Uçar diyor ki, hocam merhaba, faizin ve doların düştüğü, yurt dışının rekor kırdığı bir ortamda biz saatlik bazda 500 hareketin ağırlıklı ortalaması 74.250'den civarından geçiyor ve göstergeler dipte. Burası ciddi destek olur mu? Ayrıca Viyop'ta teknik analiz güvenilir mi demiş Murat Uçar. Viyop'ta hiç, Viyop, yani arkadaşlarım bana kızıyorlar hocam, açık söyleyeyim. Viyop müdürleri, ben böyle bazen çok sert çıkıyorum Viyop konusunda. Diyorlar ki ya Figen olur mu işte burası da reel şey bir piyasa. Diyorum ki Viyop, mesela dün çok bariz bir örneğiydi hocam. Dün öğleden sonra faiz düşüyor, dolar düşüyor, yurt dışı arttı. Hepimiz tuşa geçmişiz hani tamam artık. Alıyoruz. Hatta ben aldım daha yayından önce konuşuyorduk. Aldım bir anda Viyop öyle veriyor ki bu çıplak oynayan yani hani parasıyla sadece Viyop'ta pozisyon alan hecemaşlı değil ya da işte arbitraj başka amaçlar. Spekülatif amaçlı. Spekülatif amaçlı. Şimdi orada sadece neye bakıyor? Sadece ya tekniğe bakıyor. Hani bizim gerçek değerlendirimiz, temel göstergeleri kesinlikle bakmıyor. Bakıyor olsa zaten oraya vermiyor olması lazımdı. Hı hı. Öyle bir verdi ki ben o anda tekrar pozisyonu değiştirdim. Hani tuşlardan çekildik. Biz dedik ki haber mi var? Hadi haber sitelerine bakalım. Acaba biz haber mi görmedik diye. Evet. Haber arıyorsunuz, haber yok. Evet. Ne oldu? Saçma sapan bir hareketle Borsa İstanbul, bütün dünya borsaları yukarı gidiyor. Gelişmekte olan ülke piyasaları yukarı gidiyor. Neden? ABD piyasaları tatil, yabancı kuvveti Borsa İstanbul'da az, hacim düşük, meydan boş. Geliyor orada Viyop'ta istediği gibi şeyi yapıyor. Alıyor, veriyor kafasına göre. Dolayısıyla senin bu soruya cevabın Viyop'ta teknik analize güvenmemek lazım. Hayır, Borsa İstanbul'a baksınlar. Borsa, yani kesinlikle doğru fiyatlamayı yapan Borsa İstanbul'u dayanak alsınlar, Viyop'a öyle baksınlar. Viyop'ta çünkü şöyle yapıyorlar, sanki Viyop öncüymüş gibi Viyop'a veriyor, sen evet. Otomatik olarak ona bakıyorsun, bu sağlıklı bir fiyatlama yapıyor diyor. Oysa ki hiç alakası yok. Bence sağlıklı fiyatlamayı yapan spot piyasa, spotu baz alsınlar. Hani mesela faizde, dolarda ve spotta bir hareket yok, sadece VOBA adam veriyorsa, desinler ki alıyorsa. Bu spekülatif bir hareket ya da anladım. Alıyorsa... O zaman VOBA çok dikkat etmemesi gerekiyor. Teknik göstergeler açısından da baktığımızda 74 bin, Murat Uçar'ın sorusuna benim cevabım. Ağırlıklı ortalama 74.250, bu göstergeler dipte diyorsunuz. Evet, göstergeler dipte. Şu an teknik olarak 74 bin seviyesi gerçekten çok iyi bir önemli alım noktası ama şunu söyleyelim, destek iyi bir destek ama 74 binin altına bir sarkma ve orada kapanış olması durumunda bu sefer 71 bin, 72 bine kadar sert bir düşüş olabilir. Bu yüzden ben olsam strateji olarak 74 bin civarından alımı yaparım. Baktım 73.500'e gelirse veya 73.750 kapanacağını anlarsam orada stoplarım. O çok küçük bir zarar rakatlanacaksınız demektir. Ama 74 binden bir dönüş olduğunda 76 bine kadar çıktığında 2000 puanlık bir kar edeceksiniz demektir. Dolayısıyla orada stratejiyi zararı göze alabilen kırılması zararını onu deneyebilir. Diğer bir soruya geçiyorum hemen. Naci Demircan diyor ki verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İttifak Holding yanlış mı yönetiliyor? Bilanço yapısı nasıl? Merak ediyorum. Bilgi verirseniz memnun olurum. Senin bir bilgin var mı? Ben şöyle, şu an önemli bir, orada bir iki sene önce yönetim değişikliği oldu. Ve yönetimini ben çok da yakından tanıyorum. 25. kuruluş yıl döneminde ben konuşmacı olarak gitmiştim. Orada faaliyetleri çok güzel sınırlandırdılar. Kar etmeyen işleri kapatmaya başladılar. Ve ADESE'yi kâra geçirmeye çalıştı. Çünkü ADESE'nin de sahibi İttifak Holding. Ve yabancı Londra'ya gittiler. Yabancı yatırımcılara kendilerini tanıttılar. Hikayelerini anlattılar. Ki o aşamada hakikaten bir firma
yabancı yatırımcı açılma konusunda ne yapması gerekiyorsa bunlar da ellerinden geldiği kadar yapmaya çalıştılar bilebildiğim kadarıyla. Ama ADS'e normal olması gereken fiyat veya hatta üzerine bile çıktı. Ama İttifak Holding'de hep bir sıkıntı var. Fiyat bir türlü yükselemiyor. Tabii ki onun ayrıntılı raporunu vesaire bakmadım. O yüzden şu an çok fazla ben de bir şey söyleyemeyeceğim. Mehmet Uyguç diyor ki BIST 100 ne zaman 96 milyonluk Türkiye'nin borsası olacak? Diğer bir deyişle BIST 100 ne zaman iç veriler ve iç dinamiklere göre daha fazla hareket edebilecek? Sonsuza kadar BIST dış verilere göre mi hareket edecek? Yerli tasarruflar hangi şartlarda BIST'e akacak? Lütfen düşüncelerinizi bize aktarın demiş Mehmet Uyguç'a. Senin cevabını alacağım, ben kısa cevap vereyim. İki gün önce Bugün gazetesinde yazmış olduğum Akerlof, yani asimetrik bilgi ve güdük sermaye piyasaları diye bir yazı yazdım. Onu bence okuyun. Gerçekten onlar yapılması gerekiyor. Yani şeffaflık ve firmaların halka açılması lazım. Yabancı yatırımcı oranı %30'a düşüp 70'i Türkler olursa o zaman iç dinamikler daha etkili olacak. Söz sende. Tamamen haklısınız hocam. Bir de mesela programın ilk yarısında mıydı? Hala şeyler şeyi söylemiş mesela iç verilere odaklı. Bir kere şimdi şey gibi düşünsünler. Gelişmiş ülkeler bir trenin en ön şeyi. O nereye gidiyorsa biz peşindeyiz. Yani hani tamamen ondan ayrışıp da biz tamamen iç verilerimize göre şu an maalesef hareket etmiyoruz. Çünkü biz dışa bağımlıyız. Cari açığımız var. Ve hani sürekli bir şey halindeyiz. İthalat, ihracat bağlantılarımız ciddi. Yani biz dış dünyadan kopuk olmadığımız için mecburen gelişmiş ülkelerin o anki aldıkları aksiyonları biz takip etmek durumundayız. Ona yapacak çok fazla bir şey yok. Borsa İstanbul'un gelişmesi için de tabii şöyle söyleyeyim hocam. Mesela bir kere bizdeki şeyi yanlış. Yani bakış açısı çok yanlış. Yani yatırımcıya saygı duyulmuyor. Bir kere temelinde böyle bir problem var. Yani ben halka açılıyorum ya. Ve benim tahtamda gelip alıp alan yatırımcıyı yatırımcı olarak görmüyorum. Aslında o benim ortağım konumunda. Yani yaptığı hisse aldığı anda benim ortağım ya, konumunda. Figen, sana ben bir şey söyleyeyim ona, mi? Ona hani yatırımcı olarak saygı duymuyorum. Tabii tabii, saygı duymakla bir kenar. Yani o %100 haklısın. Ben maalesef özür dilerim, sözünü kestim. Hı-hı. Şöyle, biz araştırma birimi olarak, yatırım danışmanlığı birimi olarak koskoca bir şirkete soru soruyoruz. Diyoruz ki pazar payınız nedir? Ticari sır veremem diyor. Ya sen ortak olacak adam sana, evet, pazar payını bile vermemek mümkün olabilir mi? Aynı şirket Amerika'da da Amerikalı bir şirket. Halka açık. Girdim, faaliyet raporunu aldım. 288 sayfa. Yönetim şeyleri tartışmış. Gelecekte ne yapalım? Dünya nereye gidiyor? Küresel. Biz bu firma olarak neredeyiz? Bunu tartışmış. Burası 12 sayfa. Tamam mı? Göstermelik, kıytırık bir rapor. Orada onu yapıyor, burada bunu yapıyor. Tamam mı? Ve bu hiçbir şekilde konuşulmuyor. Buna hiç kimse bir şey söylemiyor. Sermaye Piyasası Kurulu yazmış, şunları açıklamak zorundasın. Sektörün nereye gittiğini anlatmak zorundasın faaliyet rapanı. Git bak, %90'ında yok. Sektör yok. Sektörde nerede bu firma bilmiyorsun. Evet. Ben nasıl bilgi sahibi olacağım? Bilgin yoksa fiyat biçemiyorsun. Fiyat, aynen, veremiyorsun. Soruyoruz şirkete. Ya kardeşim, sen bu kadar kar kadar bir parayı aktarıyorsun sürekli başka şirkete. Bunun dayanağı ne? Sen denetimci misin kardeşim diyor. Genel kurullar aynı şekilde. Aynı şekilde. Dolayısıyla bu piyasanın gelişebilmesi için şeffaflığın artırması lazım. Önce yani ve şeyi yapmaları lazım. Yani halka açılmanın bir kere mantığını şirketler farkında değiller. Yani halka, evet, açılıyorsanız ya bunu hakikaten hakkıyla yapın, şeffaflığı sağlayın. Evet. Size ortak olan yatırımcılara saygı duyun. Kesinlikle. Onlara bilgi paylaşımında şey davranın. Ama maalesef bizde bu sıkıntı ciddi bir şekilde. Bayram Akgün bir soru sormuş. Çok kısa süremiz, hı-hı, kaldı. 50 saniyemiz. Tamam. BIST'te işlem gören altın fonlarında fiyat nasıl oluşuyor? Fiyat altın arttıkça mı artıyor yoksa bir şirket hissesi gibi arz talebe göre mi belirleniyor demiş. Burada tamamıyla altına bağlı, onu, hı-hı, söyleyeyim. Bir de piyasa yapıcı olduğu için orada dünya fiyatlarından asla ayrıştırmıyorlar. Bir de alış satış arasındaki marş çok düşük. Yani dışarıdan gidip altın aldığında 1 lira 2 lira fark ederken orada 10 kuruş civarında bir fark var alış satışlarda. Altına da bir bakalım istersen. Altın dip yapmış gözüküyor. Verelim grafiği arkadaşlar. Bu teknik olarak sen ne diyorsun altına? Bu gram altın mı hocam? Yok, bu onz altın. Evet, onz altın. 1200, 1180 o işte 18 Aralık toplantısında belki
işte tahvil azaltımının söyledikleri ve formülü açıkladıkları bir an... Bir sert düşüş olursa... Bir sert, orası alım fırsatı. Evet, yani sen de 1200 veya 6 seviyeler alım fırsatı olarak düşünüyorsun. TL bazında altına baktığımızda orada şu an 80 lira. Orada 79 alım fırsatı. Evet, bence de 78, yani özellikle 80'in altındaki seviyelerden alıp 85... 90 arası şu aralık bir satış için uygun olabilir. Birazcık sadece altın yatırımcısı 1-2 ay sabretmesi gerekebilir. Bence de. Bence en az 2 ay. Şu an BIST 100 açıldı. Hemen son rakamlara bakalım. İlk açılıştan itibaren hafif bir yukarı hareket yaptı. Ve 74.800 civarında şu an. Dünkü düşüşün ardından hafif bir toparlanma çabası görüyoruz. Ama BIST 100'de büyük bir ihtimalle ben bugün 75.500 oldukça güçlü bir direnç olarak gösteriyorum. Gözüküyor. Fakat 74.000'de çok önemli bir destek. Yine yarım gün ABD, bugün biraz hacimsiz olur. Evet, bugün de hacimsiz olacak. Hani geri çekilirse eğer Borsa İstanbul şey diye bakmasınlar. Bugün hani yurt dışında ABD piyasaları da yarım gün açık sadece. Asıl bizim işimiz pazartesiden sonra. Peki, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yeniden sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi hafta sonları diliyorum. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.